Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTIT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 36. güne nokta analitiğine devam edeceğiz ama nokta ile ilgili bomba soruları dün çözmüştük dünkü derse lütfen dikkat edin dünkü ders neydi 35. gündü 35. günün 2 dersine de lütfen dikkat edin sonrasında gelip bir daha bakın çünkü ÖSYM o tarz soruları gerçekten seviyor özellikle zorlayacaksa o tarz soruları seviyor ha bugün dönemde yine bugün de çok güzel sorularımız var burada tam ÖSYM ayarında güzel ...boş ve güzel şeyler öğreneceğiz. Bir tık da hızlanacağız burada. Hızlanma dediğimiz zaman hangi konu aklımıza geliyor? Dik üçgen değil mi? Dik üçgen geliyor. İki nokta arasındaki uzaklık alandır. İşte ağırlık merkezidir. Belli bir oranda bölen noktadır. Bunlardan bahsedeceğiz bugün. E o zaman başlayalım mı? Başlamadan önce neye bakıyorduk? Şafak Sayar'a. Gel bakalım Şafak Sayar'a. Şafak Sayar'a bakıyoruz. Sayfa numarasını öğreniyoruz. Sayfa numarası 36. günde 204 ve 208'i yapacağız bugün. Sayfalarımız az bugün. Sonra gelelim şuraya. Burada da kaç tane dersimiz varmış 36. günde? Hocam Aralıklar 3 ve 4'ü işleyeceğiz bugün. İki dersimiz olacakmış. Haftalık programa da bakalım. Haftalık programda da evet 36. gün bitince nokta analitiği bitiyor. 18. haftayı bitirmiş bulunuyoruz. Evet sayfa numarası kaçtı? 204'tü galiba. Şey hemen şöyle 204'ü yazayım. 204'e geldik ve iki nokta arasındaki uzaklık diyoruz dostlar. İki nokta arasındaki uzaklık. Evet dik üçgeni nasıl bilirdiniz? Ya sanki ölmüş de arkasından konuşuyormuşuz gibi oldu. Dik üçgen ölmez. Ölmez. Geometride dik üçgen her Konuda var kardeşim. Yine burada karşımıza çıkacak İki nokta arasındaki uzaklığı ispatlarken dik üçgeni kullanacağız. İki nokta arasındaki uzaklık hesaplanırken de kısa yolumuz yine dik üçgen, dik üçgen, dik üçgen, dik üçgensiz olmaz. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık analitik düzlemde A x1 y1, B x2 y2 verildiği zaman. Hocam analitik düzlemde bir nokta verildiği zaman nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz. Şöyle hemen eksenler olan uzaklarına bakıyoruz şöyle. Burada da eksen olan uzaklarına bakıyoruz. Şöyle, şöyle çiziyoruz. Bunları çizdikten sonra ne diyoruz? Hocam şurası 90 derece tabii ki. Burası da 90 derece. Ve şurası x1 burası x2. Sonra burası y1 burası da y2 değil mi? Şimdi burası da 90 derece ve burası da 90 derece. Hangi konuda olursak olalım. Bir uzunluk isteniliyorsa bizden nasıl bulacağız uzunluğu? Hocam 90 dereceler varsa dik üçgen oluşturacağız. 90 dereceler var mı? Bak burada bir dik yamuk var. Dik yamukta ne yapıyorduk? Dik dörtgen oluşturduk. Al sana bir dik dörtgen şöyle. Hocam bu kenar belli mi? Belli. Burası. x2 eksi x1 değil mi? Evet. x2 -X1 eksi x1 yaptı burası. Şu kenar nedir? Burası hocam. O da y2 eksi y1'dir. Ana burada bir pisagor bağıntısı yaparsam ne geliyor? Hocam ab uzunluğunun karesi eşittir. x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi geliyor. Hatta burada her iki tarafın kare kökünü alınca ne geliyor buradan? Hocam şu geliyor. ab uzunluğu kare kökünde x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi geliyor. Evet iki nokta arasındaki uzaklık formülü bu. Formülü bilelim mi hocam? E, bilin ama nereden geldiğini de bilin. X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi kare kök içerisinde olacak. Bak dikkat et. Dik üçgeni bazı sorularda kullanacağız. Özellikle X'ler farkı ve Y'ler farkı bize özel üçgeni anımsatıyorsa. Hemen bakarsın X'ler farkına baktın. Mesela atıyorum 3. Y'ler farkına baktın 4 ise kafada dik üçgeni canlandır 3, 4, 5 üçgeni deyip bu uzunluğa direkt 5 diyebilirsin dostum. Tamam. işimize gerçekten yarıyor ve bizi hızlandırıyor. Sorularda gerçekten çok işimize yarıyor ama iki nokta arasındaki uzaklığı da bilmeniz lazım. Çünkü bunu da kullanacağımız sorular var. Mesela şimdi örnek 31'e bakalım seninle birlikte. Aşağıdaki nokta çiftleri arasındaki uzaklıkları bulunuz diye söylenmiş. Hocam normalde nereden buluyoruz? Şu uzaklığı kare içerisinde x2 eksi x1'in karesi yani 3 eksi 1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi yani eksi 3 2'nin karesi şeklinde buluyoruz. E bu da ne yaptı? Kare küçüğünde 2'nin karesi 4 artı 5'in karesi 25. Bu da kaç yapıyor o zaman? Kök 29'a eşit oluyor. Ha soruda kısa yol var mı diye bakarsın. x farkına baktın 2. 2 ile ilgili özel üçgen yok. Yap uzun yoldan kardeş. Geldik buraya. Buraya geldiğimiz zaman da hocam x farkına bakıyorum. 5. Hemen dik üçgeni düşün. x farkı 5. Y'ler farkını düşün. x 9 eksi 3 eksi 12. Uzunluk olarak düşün 12. 5 12 13 üçgeninden direkt cevaba ne yazarsın kardeş? 13 yazarsın. Sen istersen x farkının karesi artı y'ler farkının karesi. karek içinde d uzun yoldan yap. Ama sana tavsiyem x farkı tanıdıksa y'ler farkı da tanıdıksa dik üçgenden yapmanı tavsiye ediyorum. Tamam. Çünkü ispatı zaten dik üçgenden. Gibi. Evet burayı da ne bulduk? 13 bulduk. Öbürüne gelelim şimdi. E ve F. X'ler farkına bakıyorum. 6. Y'ler farkına bakıyorum. Eksi 8. O zaman X'ler farkı 6. Y'ler farkı eksi 8. Uzunluk olarak 8. 6, 8, 13 üçgenden cevap ne çıkacaktır? 10 çıkacaktır. Bak çok kolay oluyor. Buraya bakalım. X'ler farkı eksi 30. Y'ler farkı da şöyle bakacak olursan eksi 60. Hmm. 30'a 60 da tanıdık. 30 ve 60. Hocam 1 2 kök 5 üçgen değil mi? Evet burası direkt 30 kök 5 yapar. Yani cevabı burada da 30 kök 5 olarak ulaşırız dostlar. Evet örnek 31'de bu şekilde A B C D şıklarında bu şekilde bulduk. Ama unutma ispat tekniğiyle daha rahat bir şekilde yapabileceksin. O yüzden ispat tekniği bizim için bu sorularda gerçekten şart. Geldik örnek 32'ye. Örnek 32'de demiş ki dik koordinat düzleminde P A virgül B noktasında bulunan iki hareketli farklı doğrultularda hareket ederek T'inci saniye saniyede sırasıyla eksi 2 artı t'ye 6 artı t ve 6 artı t'ye 7 eksi t şeklinde oluyorlarmış. Noktalarında bulunuyorlar. Buna göre kaç saniye sonra ya mesela burada a virgül b de bulunan iki hareketli, bir böyle gidiyor bir böyle gidiyor. Böyle gittiğinde tinci saniyede eksi 2'ye t ye ekle 6 ya da t ekle diyor. Ya yani 5. saniyede ne olacak? T yerine 5 koyacaksın. Tamam. Ondan sonra 6. saniyede ne olacak? T yerine 6 koyacaksın. Böyle böyle gidecek yani. Tamam. Bu noktalar bu şekilde tanımlanmış. Buna göre kaç saniye sonra a ve b noktalar arasındaki uzaklığı işte İşte 17 birim olur diye soruluyor. Arkadaş burada ne yapacağız? Şimdi burada iki tane nokta var elimizde. O iki nokta neresi? İşte bu ve bu. Şimdi kaçıncı saniye? Kaç saniye sonra A ve B noktaları arasındaki uzaklık ne diyor? 17 birim olur diye soruluyor. Hani x saniye sonra diyecek olursak mesela. X saniye demeyeyim de A saniye sonra diyecek olursak. O zaman A saniye sonra bu eksi 2 artı A. Cevap A olsun yani. Tamam mı? 6 artı A noktası yapıyor. B noktası da ne oluyor? 6 artı A'ya 7 eksi A mı yapıyor burası? Evet. E şimdi ne yapacağız burada? x'ler farkına bakacağız. Hocam x'ler farkını yazalım. x'ler farkı. Hocam şu. 6 artı a eksi eksi 2 artı a da ile çarpıyorum. Artı 2 eksi a yapıyor burası. x'ler farkı bu şekilde yaptı kare içerisinde. Artı y'ler farkının karesi. Y'ler farkı da 7 eksi a'dan 6 artı a'yı çıkartacağım. Eksi 6 eksi a yapar burası. İşte bunun karesi. Bize kaç verilmiş? Hocam bunun karesi bize 17 olarak verilmiş. Buradan işlem işlem işlemle sonuca ulaşabiliriz. Ya sonuca ulaşabilirsiniz. Evet. Ama bak 17 var ya büyük ihtimalle tın bir şey olacak burada. Arkadaş şöyle dik üçgeni düşünelim. Dik üçgende cevap kaçmış? 17 17'ymiş hocam. Cevap 17. Tamam. Şimdi x'ler farkına bakacak olursak t'ler gidiyor. Artı t'ler. Bak şuradan da bakabilirsin. 6 artı a artı 2 eksi a yaptı. Yani x'ler fark kaç yaptı? 8 yaptı. Hemen 8'i yazarsın buraya. Sonra y'ler farkına bakarız. Y'ler farkı ne yapıyor? Hocam burası 1 eksi 2 a yapıyor. 1 eksi 2 a yapıyor. A ne üçgeni bu? Hocam 8, 15, 17 üçgeni yapması lazım. O zaman burası 15 olur diyeceğiz. Sen burada işlem yaptığın zaman da aynı şeye çıkacak. Yani burada 1-2A'nın karesi. Bak 1-2A'nın karesi. Burada işlem yaptığınız zaman 1-2A'nın karesi eşittir 15'in karesi olacak. Tamam. Yani 17'nin karesi eksi 8'in karesi. Kaç yapıyor? 225 yap. O zaman sen burada ne dersin? 1-2A eşittir 15 mi dersin? Hayır. 1-2A aynı zamanda eksi 15 de dersin değil mi? Çünkü A kare eşittir 4 ise A2 de olabilir, A 2 de olabilir A eksi 2 de olabilir. 1-2A'nın karesi 15'in karesi ise 1-2A eşittir 15 de olabilir. 1-2A eşittir eksi 15 de olabilir. Ya da dik üçgende de yorumluya bilirsin. Şimdi dik üçgende 8-15-17 üçgeni ya burası kesinlikle 15 olacak ama biz uzunluk olarak aldığımız için burası aynı zamanda eksi 15 de olabilir. Yani iki değer buradan çıkıyor. Ee, ben size kısa yolunu da göstereyim. Buradaki işlemi yapacak olursanız da yine aynı sonuca ulaşıyorsunuz. Bu da uzun yol olsun. Ya o zaman buradaki dik üçgeni çizdiğimiz zaman da bak buna gerek yok. Direkt burada 1-2a hocam 15 eşit olacak. Ya da 1-2a ne eşit olacak? Eksi 15 eşit olacak da yazabiliriz burada. O zaman eksi 14 eşittir 2a ise a'yı buradan eksi 7 buluruz. Buradan da 16 eşittir. 2a ise a'yı da buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Ee, kaç saniye sonra diyor. Arkadaş eksi 7 saniye diye bir şey olmaz. Kaç saniye sonra olacaktır o zaman? Saniye dediğimiz artıdır. O zaman artı 8 saniye sonra olacaktır. Dolayısıyla 32. soruyu da böylelikle ne bulduk? 8 bulduk. Dostlar dediğim gibi burada uzun yoldan da yapabilirsiniz ama özel üçgenler olduğunda özel üçgenlerden yapmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa bak işimiz bu kadar kolay işte. Şöyle baktığınızda. Öbür türlü de şunu açacaksın işlem yapacaksın, işlem yapacaksın. Belki bunu da açarsın böyle. Sıkıntıyı açarsın. İşte burada bu uzun yolda işlemde hani şunu da açıyorsunuz. Ondan sonra çarpanları ayırmayla uğraşıyorsunuz. O biraz daha uzatıyor işi. Size kalmış ben size iki yolda gösterdim. İstediğiniz şekilde yapın dostlar. Örnek otuz e geldik. Aşağıdaki defin haritası üzerine birim karelere bölünmüş dik koordinat sistemi yerleştirilmiş. Evet dik koordinat sistemi. Bu harita verilmiş. Sonra bu harita üzerinde şu simge dikili taşı. Bu simge yaşlı ağacı. Bu simge de hazineyi göstermektedir. Dikili taş ile yaş Yaşlı ağaç arasındaki en kısa uzaklık evet dikili taş ile yaşlı ağaç arasındaki yaşlı ağaç bu. O zaman şuradaki uzaklık verilmiş bize arkadaş. Bak şuradaki uzaklık verilmiş. Hocam şuradaki uzaklık kaç verilmiş bize? Verilmiş 156 kilometre olarak verilmiş. Gerçekte. Harita üzerindeki uzunluğu da bulalım o zaman. Burası 156 olarak verilmiş. E o zaman buradaki noktaları bir hesaplayalım seninle birlikte. Gel bakalım. Şimdi şuraya bakacak olursak. Hocam şöyle bakacak olursak. Buradaki nokta şurada kaç birim solda kaç birim yukarıda. Şöyle baktığım zaman 1 2 2, 3, 4 birim solda. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yukarıda. Yani eksi 4'e 6 noktası yaptı burası. Hemen eksi 4'e 6'yı yazalım. Sonra şuradaki noktaya bakalım. Hocam buradaki nokta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim sağda. 1 birim yukarıda. O zaman şöyle geldiğimiz zaman 8'e göstermeme gerek yok. Hadi neyse göstereyim. 8'e 6 oldu burası. Yok 8'e 1 noktası oldu burası. Sonra buraya da bakalım. Hocam bu 8'den sonra 9, 10, 11. 11'e 2 birim aşağıda. 11'e 2 noktası oldu. 11'i eksi 2 noktası oldu. 2 birim aşağıda olduğu için. Şimdi burası gerçekte 156 kilometre verilmiş. Kağıt üzerindeki uzaklığı bulalım biz. Hocam nasıl bulacağız? Şu iki nokta arasındaki uzaktan bulacağız. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı şöyle dik üçgenlerle bulabiliriz aslında. Hocam burası 5 birim. Sonra burası 12 birim. 5, 12, 13 üçgeninden burayı 13 buluruz. Tamam. Ya da iki nokta arasındaki uzaklık. iki nokta arasındaki uzaklığa bakacak olursak. Hocam şurada x'ler farkına bakıyorum. 8 eksi eksi 4. 8 artı 4'tür. 12'dir. Y'ler farkına bakıyorum. Y'ler farkına Arkada da 1 eksi 6'dan eksi 5 yani 5'tir. 5 12 13 uzunluğundan 13 oldu. Yani bu normalde kağıt üzerinde 13 birim uzunluğunda gerçekte 156 kilometre. O zaman 13 kağıt üzerindeki 156'yı gösteriyorsa bize şu mavi çizgi isteniliyor bizden değil mi? Şöyle bakacak olursak hazine ile yaşlı ağaç arasındaki mesafe isteniliyor. Evet. O zaman şuraya bakacak olursak da hocam bu iki nokta arasındaki uzaklık nedir normalde? 11'den eksi 4 çıkart. 11 eksi eksi 4. 11 artı 4 yapar. Hemen yine dik üçgenden. 11 artı 4 15 yapar. Sonra dik üçgenden yine bulabilirsiniz alabilirsin ama x daha farkı da kaç yapıyor? Eksi 2 eksi alttan eksi 8 yapıyor. Yani uzunluk olarak 8. 8 15 17. Yani burası da kaç oldu? 17. O zaman biz kağıt üzerindeki 13 156'yı gösteriyorsa kağıt üzerindeki 17 kaçı gösteriyordur deyip onar orantı yöntemiyle sonuca ulaşamaz mıyız? Evet. O zaman doğru orantı var. Soru işaret dediğimiz o zaman 17 çarpı 156 bölü 13'e eşit olacaktır. O zaman 12 mi yapıyor bu? Şununla şu sadeleşince 12 yapıyor galiba. 17 ile de 12'nin çarpımını yapacağım. O zaman burası 30 34 yaptı. 17 204 mi yapıyor? Evet gerçekte o zaman cevap 204 kilometre olmuş oluyor. Evet benzeri sorusu bu şekilde benzeri sorusu ÖSYM tarafından soruldu gençler. Haberiniz olsun. İşte harita üzerindeki uzunluk gerçek uzunluk verilmiş. Oran orantı yöntemiyle de bu şekilde bulunuyor. Evet cevap bu yaptı. Bu yaptı. Geldik örnek 34'e. Örnek 34'te de yukarıdaki şekilde 2 metre genişliğinde dik kesişen iki yol ve bu yolların tam ortasından geçen şeritler verilmiştir. Bak dikkat et verilen her bir bilgiyi kullanacağım. 2 metre genişliğinde burası ve tam ortasından geçen şeritler şu şekilde. O zaman bunlar 1 1 değil midir? Evet. Hocam şurası da aynı şekilde 1 1, 1 değil midir? Aynen öyle. Akın akının A ve B yollarının en kısa uzaklığı 3 ve 2 metredir. Akın burada. Hocam akının A ve B yollarının olan uzaklığına bakalım. Akının A ve B yollarına uzakları A yoluna uzaklığı verilmiş bize 3 metre. B yoluna uzaklığı verilmiş şu şekilde 2 metre. Tamam. Sonra Zehra'nın A ve B yollarının uzakları sırasıyla 2 ve 1 metredir. Z Zehra A'ya ve B'ye 2 ve 1 metre uzattığım sırasıyla. Değil mi? Evet. Sonra bu da A ve B yollarında 3 ve 2 demiş. Tamam. A yolunun şeritleri Y eksenini bak şu Y eksenini bu da X eksenini temsil ediyormuş. B yolunun şeritleri üzerinde hareket eden motosikletli hangi noktada Akın ve Zehra'ya eşit uzaklığı olur diye soruyor. Hmm. Bu motosikletli öyle bir şekilde bu yol üzerinden gidiyor böyle. Bak B yolunun şeritleri üzerinden hareket ediyor. B yolunun şeritleri üzerinden hareket ediyor böyle. E o zaman bu yolda hareket eder ki öyle bir noktaya geliyormuş ki hem buna hem de buna eşit uzaklıkta olacakmış burası. O zaman ben burada A yolunun şeritlerinin Y ekseni olduğunu biliyorum ya B yolunun şeritlerinin de X ekseni olduğunu biliyorum ya o zaman şöyle şu şeritlerden şunları çizecek olursam hocam burası ne oldu? Tam burası orijin oldu. O zaman Zehra'nın konumu nedir hocam? Zehra'nın konumu. İki birim solda bir birim yukarıda mı? Değil. Yolun genişliğini bize vermişti. Dikkat et. Şurası bir birim burası bir birim. Tam ortasından geçtiğini de söylemişti. Yani şöyle geldi zaman şurada da bir birim var. Böyle geldiğin zaman burada da bir birim var. Zehra'nın konumu ne oldu şimdi? Hocam 3 birim solda 2 birim yukarıda. Yani eksi 3'e 2 oldu. Akın'ınkine bakalım. Hocam burada bir birimi burada bir birimi ekleyeceğim. Hocam buradan buraya 4 birim var. 4 birim solda 3 birim aşağıda. Yani eksi 4'e eksi 3 noktası yaptı akında. Akında bu şekilde bulduk. Şimdi buradaki motor de ne yapıyordu? Eksen üzerinde gidiyordu. Eksen üzerinde gitmesinin bir sebebi de var. Eksen üzerinde giden bir nokta. M noktası mesela burası. Eksen üzerinde. X eksen üzerinde olduğu için burası da ne olacaktır? K'ya sıfır gibi bir şey olacaktır dostlar. E o zaman burada ne, neye bakacağım aslında ben? Buradaki M noktasının hem buna olan uzaklığına hem de bunun buna olan uzaklığına bakacağım. Yani biz şunu inceleyeceğiz dostlar. MZ uzunluğu eşittir. MA uzunluğu isteniliyor bizden. Yani bu bilgi de verilmiş. Bunu da kullanacağım. O zaman bak eski hale geri geldi. İyi, soru hikayeliydi. Yeni nesilleştirilmiş. Ama burada bir aldatmaca vardı. Yolun gelişliğini kullanmak lazımdı burada. Zehra'nın ve Akın'ın işte normal noktalarını buldurdu bize bu. İşte buradaki bu motosikletin gittiği K noktası isteniliyor bizden. Değil mi? Zehra'ya eşit uzakta olur. Evet. Motosikletli x80 üzerinde hangi noktaya gelirse diyor. Zehra'ya ve Akın'a eşit uzakta olur diye soruluyor. Yani şunu inceleyeceğiz. MZ ile MA birbirine eşit olacak. O zaman MZ'ye bakalım arkadaş. MZ dediğimiz nedir? Hocam MZ dediğimiz şu iki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı kaç yapıyor? Hocam K eksi 3 yani k artı 3'ün karesi artı 0 e, eksi 2'nin karesi. 0 eksi 2'nin karesi yap. Kare içerisinde. Eşittir. Hocam ma'ya bakıyoruz. Şuradaki uzunluğa x'ler farkı kaç yapıyor? x'ler farkı k eksi eksi 4 yani k artı 4'ün karesi yapıyor. Artı sonra y'lerine bakıyorum. 0 eksi eksi 3 yani 0 artı 3'ün karesi yapıyor. Görülüyor değil mi? Evet. Karesi yapıyor. Bu da kare içerisinde. O zaman bunlar birbirine eşit. E o zaman eşitse kare kökler gitti. Açalım bunu. k kare artı 6k artı 9 artı 4 eşittir. K kare artı 8. K artı 16 artı 9 yaptı. K kareler buradan nanay oldu. 2K buraya geldi. 9'lar sadeleşti burada. O zaman buradan 4'ten 16 çıkınca eksi 12 mi kaldı? Aynen öyle. K'yı da buradan ne buluruz o zaman? Eksi 6 buluruz. Motor siklenin gittiği nokta soruluyordu bize. K'ya eksi 6 bulduk ya. O zaman eksi 6'ya 0 noktasına gelirse eğer motor siklet zehraya ve akına eşit uzaklıkta olmak zorunda. Bak bu soruyu nereden çevir? Aslında bu soru şöyle bir soruydu. Hani Z noktası eksi 3'e 2 A noktası da eksi 4'e 3 olsun bir de x ekseni üzerinde M K'ya 0 olsun diye söyleniyor klasik soruda. Buradaki MZ ile MA birbirine eşit olduğuna göre K kaçtır diye soruluyor. E ne yapmışız? Sadece o soruyu hikayeye dökmüşüz ve Z'nin konumunu A'nın konumunu da direkt vermemişim. Yolların genişliğinden dolayı. Biz ekstradan oradaki noktaları da bulduk. Sadece soruyu yeni nesilleştirdik arkadaş. Evet 34. soru. Böylelikle ne çıktı? Eksi 6'ya 0 noktası çıktı. Geldik 35. soruya. Aa bu soru da çok güzel. Bu soru da çok güzel. Lütfen bu soruya şöyle bir yıldız atalım. Gerçekten hoş bir soru. Şekildeki bir şey tanımlıyorum bak. ÖSYM de sever böyle şeyleri. Şekildeki. Bu niye böyle takıldı? Dur bakayım. Şekildeki analitik düzlemde eksenlere paralel çizilen kare. Bak eksenlere paralel çizilen bir kare varmış burada. A3 9'a 7 sağ üst olarak tanımlanmış. Hmm. Bu yazımda bak açıklama yapıyor. Bu yazımın bu yazımda 3 karenin kenar uzunluğu. Hocam bak A'nın yanına altına indis olarak yazdım ya buraya 3. Karenin kenar uzunluğunu veriyormuş. Gördün mü? Karenin kenar uzunluğu. Sonra uzunluğunu 9 7 noktası analitik düzlemdeki noktayı 9 7 noktası analitik düzlemdeki noktayı veriyormuş. Sonra sağ üst yazımı noktanın da karenin hangi köşesinde olduğunu söylüyor. Buradaki nokta nerede? Hocam sağ tarafta ve üst tarafta sağ üstte. O zaman sağ altta olabilir. Sol sol taraf altta olabilir. Sol taraf üstte olabilir. Yani 4 tane yazım söz konusu aslında burada. Buna göre diyor şu B ve C kareleri arasındaki uzaklık en fazla kaç birim olabilir diye soruluyor bize. Öncelikli olarak noktayı belirleyelim mi dostum? Belirleyelim. Eksi 4'e eksi 5 noktasını belirleyelim. Hocam eksi 4'e eksi 5 noktası nerede? Üçüncü bölgede. Şöyle üçüncü bölgeye getirelim şunu. Hocam şurada eksi 4'e eksi 5 noktasını belirledim. Şimdi burada karenin kenar uzunun iki olduğunu anlıyorum. Ve bu noktanın sağ alt tarafta olduğunu biliyorum. O zaman bu nokta sağ alt taraftaysa şu eksi 4'e eksi 5'i bu tarafa yazayım da sağ alt taraftaysa bizim kare karemiz bu şekilde olmak zorunda değil mi dostum? Evet. Ve karenin bir kenar uzunluğu da 2 birim şeklinde olacak. Tamam. Ne güzel. Bak buradaki yazımı bir daha söylüyorum. 2 karenin kenar uzunluğunu söylüyor. Sağ altta sağ tarafın alt kısmında olacak. Eksi 4'e 5 noktası buradaki nokta. Yazdık bunu. Bir de eksi 1'e 7 noktası demiş. Eksi 1'e 7 noktası nerede? Şurada. Eksi 1'e 7 noktası da sol alt olacak. Karenin sol altı olacak. Yani bizim karemiz bu şekilde olacak. Karenin bir kenarı 3 birim olacak. 3 birim 3 birim 3 birim 3 birim, 3 birim yazıyorum. Sonra sol alttaki noktası da neymiş? Eksi 1'e 7 noktasıymış. Eksi 1'e 7 noktası. Şimdi bu iki kareyi belirledim mi? ben? Belirledim. Evet karelerimiz bunlar. Bizden ne isteniyor? Bu kareler arasındaki uzaklık en fazla kaçtır diye soruluyor. O zaman bu kareler arasındaki uzaklık en yakın sorulmuş olsaydı birbirine en yakın iki nokta bu köşe ve bu köşeyi seçerdim. En fazla uzaklık bunun çaprazındaki burada. Bunun da buradaki çaprazındaki buradaki noktayı seçerim. Yani aslında bizden şuradaki noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Şimdi ben buradaki noktada dolayı şu noktayı bulabilirim. Hocam x 4'e 5 noktası ya. Şöyle geldiğin zaman 2 e, birim sola gitmiş. Sağa sola gitmelerde ne oluyordu? Apsis azalıyordu. Yani burası direkt eksi 6 ya eksi 5 noktası olur. Ya da hocam şurası zaten şöyle geldiğin zaman burası eksi 4. E, ben de burada bu, buradaki nokta isteniyor. Karenin bir kenarı 2 ya. O zaman eksi 4'ten 2 birim sol tarafta eksi 6 yapıyor. Eksenlere de paraleldi bu karenin kenarları. O zaman kaç birim aşağıda yine? Şurası eksi 5 yapıyor. O yüzden eksi 6'yı eksi 5'i bu şekilde de bulabilirim. Neyse öbürüne gelelim şimdi. Hocam buradaki noktadan da nereye geleceğim? Buraya geleceğim. Sağa 3 birim gideceğim. Yukarı 3 birim gideceğim. O zaman sağa 3 birim gidip sağa sola gitmelerde apsisi ekleme yapıyorum. Yukarı aşağı gitmelerde ordinata ekleme ya da çıkarma yapıyorum. Sağa gittiğim için apsisine 3 ekleyeceğim. Yukarı gittiğim için de 3 birim gittiğim için de ordinatına 3 ekleyeceğim. Yani buradaki noktamız da 2'ye 10 noktası yaptı mı? Yaptı. Şimdi benden ne isteniyor? Bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. E ne yapacağız? Hemen x'ler farkına bakalım. x'ler farkı. 2 eksi eksi 6. 2 artı 6. 8. 8 tanıdık hemen dik üçgenden yapıyorum. 8'i yazdım buraya. Y'ler farkına bakıyorum. 10 eksi eksi 5. 10 artı 5 yapıyor. 15 yaptı yani burası. 8, 15, 17 üçgeninden 2 nokta arasındaki uzaklığı böylelikle kaç buluruz? 17 olarak buluruz dostlar. Evet güzel bir soru değil mi? Gerçekten güzel bir soru. O yüzden bu soruya dikkat. Ve şurada çok güzel bir tanımlama yapmışım. Bak böyle bir soru. Bu zamana kadar sorulmadı. Herhangi bir kitapta da yok. Karşınıza çıkabilecek türde bir soru. ÖSYM bu tür soruları gerçekten sever. Çünkü yeni nesilleştirmişiz ya analitikte. Analitiği yeni nesilleştirmişiz. Bak analitiği yeni nesilleştirme bu ana kadar çok fazla olmadı. Oraya doğru da geçiş olabilir diye böyle sorularla da karşınıza gelebiliyorum dostlar. Ama gerçekten çok hoş. Şimdi gelelim orta nokta koordinatına. Evet orta nokta koordinatı. Arkadaşlar A noktası X1, Y1. B noktası da X2, Y2 olsun. Bu A ile B'nin orta noktası. Direkt çok basit. X'ler toplamının yarısı ve Y'ler toplamının yarısı şeklinde bulunuyor dostum. Evet bununla ilgili bir soru yapmış ama biz e, orta nokta koordinatından yapmamıştık daha görmedik diye. E, şimdi orta nokta koordinatında öğrendik. X'ler toplamının yarısı, Y'ler toplamının yarısı şeklinde bulunuyor. Analitik düzlemde X1 y 1 X2 y 2 çizip şuradaki orta noktayı şuradan zaten şeyden bulursun. Şuradaki orta noktayı şunu çizecek olursan şöyle. Hocam bunlar birbirine eşit ya. E, burası bak dikkat et X1 Y1 ya. E, hocam burası ne oluyor? Tam orta noktası X1 ile Y1'in orta noktası. X1 artı Y1 bölü 2'ye. Buradaki orta nokta ne oluyor? aynı şekilde x1 artı x2 diyecek pardon. Burası da y1 y2 ise tam orta noktası y1 artı y2 bölü 2 olduğunu zaten direkt şekil çizerek de ispatlayabiliriz. Ama kaybolsun zaten kolay. Çünkü niye? Şuraya baktığın zaman a noktası ve b noktası e orta noktası orta nokta toplamlarının yarısı kardeşim. Direkt akılda kalıyor. İspat tekniğiyle yapmaya gerek var mı? Yok. Akılda kaldı zaten. Bunu da bilelim lütfen. Hemen örneğine bakalım. Örnek 36'dayız. A ve B noktalarının orta noktası C olduğuna göre. Hemen A B'nin orta noktası C. Arkadaşlar daha önceki konu anlatımında, dünkü konu anlatımında ne dedim? Normalde ÖSYM analitik düzlem çizdirtmeyi çok sever. Ama biz ne yapacağız? Özel durumlar geldiği zaman analitik düzlem çizeceğiz. Özel durumlar yoksa normal soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeceğiz. Buraya baktığım zaman özel bir durum var mı? X eksen üzerinde, Y eksen üzerinde gibi özel durum var mı? Yok. O zaman A ile B'nin şöyle uç noktalarını AB doğru parçasının uç noktalarını yazalım. A 1'e 2, B de kaça kaç? 13'e eksi 6 diye yazalım. Soruyu anlayabilmek için sadece böyle ne yapıyoruz? Basit bir şekilde çiziyoruz. Normalde hocam evet noktamız daha sağda olacak ama biri A noktasının ordinatı 2. B noktasının ordinatı eksi 6. B noktasının biraz daha aşağıda olması lazım. Hatta 8 birim aşağıda olması lazım. Normal mantıken çizeceksek. Ama biz soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çiziyoruz. Şimdi ha böyle çizmişim soruda orta noktası burası demişim. Ha böyle çizmişim soruda orta noktası burası demişim. Sonuçta şekil değişmiyor. Soruyu anlayabilmek için. Orta noktası neymiş arkadaşım? C'miş. E C orta noktasını ben direkt bulabilirim. Nasıl? 1 artı 13 3 bölü 2. 14 bölü 2 7'ye. 2 artı eksi 6 yani eksi 4 bölü 2'ye. Eksi kim yaptı burası? Evet. Şimdi AC doğru parçasında orta noktasının koordinatı isteniliyor bizden. AC'nin de orta noktası tam burada olacak. Yani şunlar birbirine eşit olacak. E o zaman buradaki orta noktada neye bakacağım arkadaşlar? Şu ve şu noktaya bakacağım. E bu noktalara bakacak olursam 1 artı 7 bölü 2 8 bölü 2'den 4'e. 2 artı eksi 2 bölü 2'den yani 0 bölü 2'den. Burası da 0 çıkar. Ve noktamız ne yapar? 4 de sıfır 0 noktası yapar dostlar. Evet 4'e 0 noktasını bu şekilde bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Köşe koordinatları ABC olan ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar orta uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi bakıyorum noktalar verilmiş. Özel bir durum var mı? Yok. O zaman analitik düzlem çizmeye gerek yok. Ne yapıyoruz? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. ABC üçgeni diyorsa hemen A burası. B burası. C burası. A 1'e 2. B hocam daha sağda olması lazım. absisi daha büyük. Boş ver. Gerek Yok. Soruyu anlayabilmek için, yorumlayabilmek için ben bu şekli çiziyorum. 3e eksi 9 ve C noktasında kaç verilmiş? 15'e eksi 17 olarak verilmiş. BC kenarına ait, yani şu kenara ait. Şöyle göstereyim. Şu kenara ait. Ne isteniyor bizden? Kenar ortayın uzunluğu isteniyor. Hocam, şu kenar ortayın uzunluğu isteniliyor bizden. E arkadaş, bir kenar ortay uzunluğu isteniliyorsa bizden hemen kenar ortay uzunluğu. Şöyle göstereyim. Biz bu uzunluğu bulmak istiyorsak, ne yapacağız? Uzunluk nasıl bulunurdu dik üçgenden? Ya da iki nokta arasındaki uzaktan bulunurdu. E buradaki orta noktayı kullanacağım ben o zaman şu eşitliği kenar ortaydan dolayı. A burası orta nokta değil mi? Evet bak şu ve şu B ve C noktalarının orta noktası orası hocam. Burası B ve C noktalarının orta noktası. Yani 3 artı 15 18 bölü 2 9'a eksi 9 artı eksi 17 eksi 26 bölü 2 eksi 13 yapıyor burası. Sonra bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. İki nokta arasındaki uzaklık kare içerisinde bilmem ne bilmem ne bilmem ne şeklinde yazabiliriz ya da dik üçgenden yapabiliriz eğer tanıdıksa. X'ler farkına baksın baktım. 1 eksi 9 8. Uzunluk olarak nedir? 8. Y'ler farkına bakıyorum. 2 eksi 13. 2 artı 13'ten 15 yapar. 8 15 17 üçgeninden hipotenüs 17 yapar. Dolayısıyla cevap böylelikle 17 olur dostlar. Yani kare içinde bilmem ne bilmem neyin karesleri yazmaya gerek var mı? Yok. Çünkü biz ispat tekniğini biliyoruz. Özellikle iki nokta arasındaki uzaklıkta ispat tekniği bizim için önemli. Evet geldik örnek 38'e. Örnek 38'de de dikdörtgen şeklindeki ABC kağıdı simetri eksenleri boyunca önce sola sonra aşağı doğru katlanmış. Bak şimdi şöyle bir kağıt var elinde. Simetri ekseni dediğimiz nedir dikdörtgende? Hocam bir dikdörtgenin simetri ekseni şu tam ortalık. Yani simetri ekseni köşegen olmaz mı? Hayır. Bak bunu böyle katladığın zaman bu buraya geliyor. Şu kağıtla şu kağıt üst üste çakışmıyor. Simetri ekseni köşegen olmaz. Düzgün e, düzgün çokgenlerde şu köşegen ya düzgün çiftgenlerde hatta en uzun köşegen simetri ekseni. Değil mi? E, dikdörtgendeki simetri ekseni bir tanesi bu. Bir tanesi de bu değil mi? Evet. İlk önce bu simetri boyunca yani tam ortası boyunca katlayacağım ben bunu. Sonra da bunun simetri ekseni boyunca yani buradaki tam ortası boyunca katlayacağım. E o zaman katlamayı görelim. Aldık kağıdı böyle katladık. İşte bu şekil oluştu. Sonra orada da simetri ekseni boyunca katlayınca üstteki kağıt alttaki kağıda yapıştı. Ve en son şu şekil karşımıza çıktı mı çıktı. Şimdi aynı katlamalar birer kez daha yapılırsa kağıdın sağ üst köşesinin koordinatları ne olur diye soruluyor bize. Arkadaş ben bunu böyle katlayınca şunu bir yorumlayayım ilk önce. Şu şöyle geldi geldi Geldi. E o zaman ben bunu böyle katladım buraya geldi. Sonra bir daha bunu böyle katlayacağım. Bir daha bunu böyle katlayınca şu simetri ekseni boyunca katlayınca da o zaman bu katlamadan sonrasında da bak şu kağıt buraya geldi mi? Geldi. Sonra ben bunu böyle böyle katlayınca bu kağıt var diye elimizde. O zaman bu da buraya geldi. Oluşan köşe burası mı oldu arkadaşım? Evet. E burada da şu şu oluştu. Kağıdın sağ üst köşesinin koordinatları isteniliyor bizden. Hocam burası A hala değişmedi. Yani burası A kaça kaç? 9'a 20. Şu kağıdın sağ üst köşesi soruluyor ama bir sonraki adımda soruluyor. O yüzden burada buradaki kağıdın da sağ üst köşesini bulacağım. Yani buradaki kağıdın sağ üst köşesi neresi arkadaşım? İşte tam olarak burası arkadaşım. E ben burayı nasıl bulacağım? Hocam burası simetri eksenlerinin kesim noktası. Şöyle bakacak olursak. Yani aslında burası şu dikdörtgenle bak şimdi bu dikdörtgen çift çizgi çizgiye çift çizgi. Bu dikdörtgende dikkat et burada ben tam olarak şunu çizecek olursam bu doğrusal olmak zorunda. Niye? Hocam şundan dolayı. Farklı yolları var aslında ama çizgiye çift çizgilik ya da şu çizgiye çift çizgilik dikdörtgenin köşegeni bu. Bu da çizgiye çift çizgi dikdörtgenin köşegeni bunlar birbirine eşit. Hocam bunlar birbirine eşit de buraya alfa dersem buraya beta dersem çizgi çift çizgi alfa çizgiyi görüyor. Madem eş üçgen bunlar alfa beta burası da alfa beta olur mu olur? Alfa'ya alfa oldu, yönleşlik oldu. Dolayısıyla bu doğrusal olmuş oldu mu arkadaşım? Oldu. Ya da burası da 90 ya. Alfa beta toplamı da 90 ise toplam 180 oldu. Doğrusal oldu. O yüzden doğrusal oldu. Ha doğrusal olunca bak şunların da eşitliğini zaten söylemiştik. Şu eşitliği de koyalım. Hocam buradaki nokta tam olarak ne oldu? Orta noktası oldu. Şu karşılıklı iki köşenin e, karşılıklı iki köşe orta noktası burası olduysa 25 artı 9 yani 34 bölü 2'den 17'ye eksi 4 artı 20 16 bölü 2'den 8 oldu. Yani ben burayı 17'ye 8 noktası olarak buldum. E şimdi bir daha aynı katlamaları yapacakmışım. Yani bir böyle katlayacağım bunu sonra bunu böyle katlayacağım. Şu şekil karşıma çıkacak buradaki nokta isteniyor benden. E o zaman o katlamaları yapacak olursam da şu şekilde karşılaşıyorum kardeş. Şöyle şöyle. Ve en son oluşan şekil bu değil mi? Kağıdın sağ üst köşesi mi soruluyor bize? Evet. O zaman bu kağıdın sağ üst köşesi de nedir dostum? Oo şu köşegenin orta noktası yapmaz mı? Yapar hocam. O zaman bu köşegenin orta noktasında ne yapıyor? 9 artı 17, yani 26 bölü 2'den 13 yapıyor burası. 13'e, sonra 20 artı 8, 28 bölü 2'den 14 mi yapıyor? Evet. Cevabımız o zaman 13'e 14 noktası yapar. Yani orta noktayı direkt söylememiş bize, sadece orta noktayı bizim bulmamız istenmiş burada. Bu da güzel sorulardan biri. Örnek 38'i 13'e 14 olarak bulduk. Şimdi orta noktayı öğrendik ya. Bir de orta nokta ha? haricinde belli bir yani bir doğru parçasını belli bir oranda bölen nokta var. Bunun aslında bir formülü var. Formülü bak bilerek yazmadım bile buraya. Çünkü formülle kafanız karışabilir kardeşim. Burada tek yapmanız gereken şey oran orantı tekniğini kullanmanız. Yani işte atıyorum 2k'da 10 arttıysa k'da 5 artar, 3k'da 15 artar gibi oran orantı tekniğini kullanarak çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yalnız burada şuna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Mesela şimdi C eleman AB dediği zaman C eleman AB dediği zaman bu ne demek? Hocam C eleman AB demek. AB doğru parçasının neresinde olacaktır C? İçinde olacaktır. Hocam C eleman AB derse şöyle. O zaman burada da farklı durumlar söz konusu. A, B doğru parçası burası iken C burada olabilir. Bir. Sonra şu şekilde bir şeyle karşılaşabiliriz. AB doğru parçası böyleyken C burada da olabilir. Çünkü bu sefer AB doğrusunun üstünde diyor ya. AB doğrusunun üstünde C A'nın sonunda olabilir. Ya da C nerede olabilir? A'nın B'nin sağında olabilir. Yani 3 durum oluyor o zaman C eleman AB'de. İçinde olabilir, sol tarafında olabilir, sağ tarafında olabilir. Bazen bunlardan bir tanesi ya da iki tanesi de sağlanmıyor. Verilen oranlamalara baktığımız zaman bunu şekil üzerinde göreceğiz. Bunun bu şekilde C eleman AB olması demek aslında içten bölen bir nokta demeyle aynı şey. C'nin dışarıda olması demek de dıştan bölen bir nokta. AB'yi dıştan bölen bir nokta demek anlamına gelir. Ama C eleman AB dediği zaman tabii ki içerideki durumunu da düşüneceğiz. Dışarıdaki durumlarını da düşüneceğiz. Burada sadece buna dikkat edeceksiniz. Hemen bunu soruyla şöyle bir şekillendirelim kardeş. Arkadaş soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeceğiz. C eleman AB demiş. Tamam. Hemen AB'yi çiziyorum böyle. Hocam şurası B noktası. B noktası 11 eksi 13 olarak verilmiş. Sonra A noktasında kaç vermiş? 1'e 2 olarak vermiş. Sonra CA 2A, 2K iken CB de ne 3K olacak şekilde bir C noktası seç. Yani burası 2K burası da 3K olacak şekilde bir C noktası seçmiş. Şimdi buradan bir nokta seçip başla. Bir nokta seçip başladığın zaman sağ tarafa doğru gideceksin. İstersen sağdan başlayıp sola doğru da gidebilirsin. Sağa doğru atıyorum artarken e, sola doğru da ne olacak o zaman azalacak. Ben mesela sağ tarafa doğru yani A noktasını seçtim. Başlangıç noktası A noktası seçtim. A noktası seçtiğim zaman apsine bakıyorum. Buradan buraya ne oldu? 1'den 11'e 5K uzunluğunda bak 5K birimde 1'den 11'e 10 artış var. Artış olduğunu nasıl anlarız? Hocam şundan şunu çıkartırız. 11-1 artı 10 yapıyor. Artı 10 demek artması demek. Hocam 5K'da 10 artarsa eğer hemen k'da kartış ne yapar? E, 5'e böldün 2. Ama buradan buraya 2 k'da kartış var c'yi bulmak için. O yüzden 2 k'daki artışa bakacağım. Çünkü bu tarafa doğru giderken 4 mu artacak? Evet. O zaman c'deki apsis 4 artacak. 1 artı 4 olacak o zaman. Ordinata bakalım. Hocam 2 iken eksi 13 olmuş. 2 iken eksi 13 ne oluyor? Hocam 2'den 0'a 2 azaldı. 0'dan eksi 13 ile 13 azaldı. Toplamda o zaman 2 azaldı, 13 azaldı, 15 azaldı diyebiliriz. Ya da hocam buradan burayı çıkarttığım zaman eksi 15 yapıyor. E o zaman azaldığı anlamına geliyor eksi. Yani 5K'da bu sefer 15 azaldı. K'da kaç azalır? 3 azalır. 2K'da kaç azalır? 6 azalır. Ordinatta da o zaman 6 azaltacağım. Yani burada 2K'da 6 azaltacağım. 2'de ya. 2'den 6 azaltacağım. 2 eksi 6 diyeceğim. O zaman C noktası ne yapıyor? 5'e 4 noktası. Eksi 4 noktası yapıyor dostlar. İşte bu şekilde artış azalışla sonuca ulaşıyoruz dostlar. Tamam. Bu şekilde formül bilmeye gerek var mı? Yok. O yüzden bilmeyelim kardeşim formülü. Şimdi geldik şuraya. Bu sefer ne demiş? C eleman AB demiş. C eleman AB dediyse arkadaş ya ne olacak? Burada durum farklı. O zaman iki durumu da çizelim. Ya C AB'nin içinde olacak şöyle. Hocam şurası A noktası. A kaça kaç? 1'e 2. Burası B noktası iken B kaça kaç? Eksi 6'ya 5 noktası. C içinde olabilir ve CA 3K iken C B de 4K olarak verilmiş. İlk önce bu durumu inceleyelim. Sonra öbür durumu inceleyeceğim. C nerede olabilir? Dışında olabilir. A, B'nin dışında olabilir. Yani A noktası buradayken 1'e e 2. B noktası buradayken kaça kaç? Eksi 6'ya 5. C noktası nerede olacak? Ya burada olacak ya da burada olacak. Belki de her ikisinde de olacak. Şimdi ben şu durumu inceleyeyim ilk önce. Hocam 7K. Bak nereden başlıyorum? Şuradan başlıyorum. 7K'daki artışa bakıyorum dostum. Birden eksi 6'ya azalış var. Kaç? Bundan bunu çıkartıyorum. Eksi 7. 7 azalmış. K'da o zaman 1 azalır. O zaman buradan buraya ne var? 3K var. 3K'da o zaman 3 azalır diyeceğim. Tamam. O zaman C noktası ne olacak? 1 eksi 3 mi olacak? Evet. 1 eksi 3 olacak. 3 azalacağı için. Nokta bilmem ne. Bilmem neye gerek yok çünkü C noktasının apsisleri toplamı isteniliyor bizden. Gelelim şuraya. C noktası bizim burada da olabilir hocam. Bakalım oran sağlanıyor mu? CA 3K iken CB 4K sağlanıyor. Tamam. CB 4K. Peki burada olursa ne olacak? Hocam CA 3K iken CB 4K burada sağlanmıyor dostlar. Bu oran burada sağlanmıyor. O yüzden C nerede kesinlikle A'nın solunda. Şimdi 3K e, bir de neresi verilmişti bize? CB 4K. CB'de 4K yazarsam o zaman burası K mı oldu? Evet. Bu sefer C'ye ulaşmak için bu tarafa doğru gitmem gerekiyor. Yani ben buradan başlıyorum şimdi. Eksi 6'dan 1'e kaç K'da? Eksi 6'dan 1'e artış var. Ne yapacağım? Hocam şuradan 1'den eksi 6'yı çıkartıyorum. 1 artı 6 yapıyor değil mi? Hani gittiği yerden başlıyorum böyle. Hocam 1 artı 6 7 yapıyor. Yani K'da kaç artmış oldu o zaman? 7 artmış oldu. E benden ne isteniyor? Hocam şu noktayı da biliyorum ya. Ya buradaki 3K isteniyor ya buradaki 4K isteniyor. Hadi 3K'yı bulalım biz. 3K'da 21 artar diyeceğiz. E o zaman burada 3K'da kartıça bakarken A'ya bakacağım tabii ki. 1'den 21 arttıracağım. 1 artı 21 yapıyor. Virgül soru işareti. Ordinat da önemli değil. O zaman ben burada C noktasını ne buldum dostum? C noktasını eksi 2'ye soru işareti buldum. Burada C noktasını ne buldum? Hocam 22'ye soru işareti olarak buldum. Zaten benden apsiler isteniyor. Apsiler toplam isteniyor. Eksi 2 ile 22 toplam isteniyor. Eksi 2 artı 22 de ne yapar o zaman? 20 yapar dostlar. Ordinatlar da sorulmuş olsaydı ordinatlara göre de yorum yapacak. İşte bu şekilde. Formülü bilmeye gerek var mı dostum? Yok. E, o zaman ne duruyorsun? Geçelim diğer soruya. Örnek 41'e geçtik. Analitik düzlemde verilen ABC noktalarından bir üçgen oluşturuluyor. Arkadaş özel bir durum var burada? Yok. O zaman rastgele soruyu anlayabilmek için bir üçgen oluşturalım şöyle. Hemen üçgen oluşturduk. A noktası 1'e 2. B noktası eksi 2'ye eksi 2. C noktası da 10A-10 olarak verilmiş. Sonra ABC üçgeninde A köşesinden çizilen iç açı ortay doğrusu. A'dan bir iç açı ortay çiziyorum. Şöyle hocam A'dan iç açı ortayı çizince şu şekilde oldu burası. A köşesinden çizilen iç açı ortay doğrusu BC'yi D noktasında kesiyormuş. Buna göre AD uzunluğu nedir diye soruluyor bize. E açı ortaylık var burada. E kollar oranı tabanlar oranı yapacağım büyük ihtimalle. O zaman ben bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulayım. Kafadan bulacağım kusura bakma sen de alış. X'ler farkı 1 eksi eksi 2 1 artı 2 yapıyor. 3 yapıyor. O zaman dik üçgenin bir kenarı 3. Sonra y'ler farkı 2 eksi eksi 2. 2 artı 2'den 4. 3 4 5 üçgeninden burası 5 mi çıktı? Evet. Sonra diğeri de büyük ihtimalle özel üçgendir. X'ler farkı 1 eksi 10'dan eksi 9. Uzunluk olarak 9. Y'ler farkına bakıyorum. 2 eksi eksi 10. 2 artı 10. Yani 12. 9 12 15 üçgeninden burası da 15 mi çıktı? Evet. A burada ne çıktı dostum? Hocam burada açı kollardaki oran 1'e yani 5'e 15. 1'e 3. O zaman burası K iken burası 3K mı oldu? Tabandaki oranda bu yapar. E ben şimdi şuradaki orana bakaraktan arkadaşım. K ve 3K oranına bakaraktan. Şuradan şuraya bak. Apsize bak. Bak bak bak. Apsize bak. Eksi 2'den 10'a. Kaç K var burada? Hocam 4K var. 4K'da eksi 2'den 10'a. Kaç artmış? Hani 10'dan eksi 2'yi çıkartıyorsun. 10 eksi eksi 2 12. Artı 12 olduğu için 12 artış var. O zaman K'da artış ne olacak? Ve şuradan başladığımızı da unutmayalım. K'da artış da 3 olacak. E şuradan başlayınca zaten buradan buraya K'da artış var. K'da kartışı hemen orada yazılıyor yazalım o zaman. Hocam eksi 2'ye kaç ekleyeceğim? 3 ekleyeceğim. Yani eksi 2 artı 3 yaptı apsisi. Sonra ne yapacağım arkadaşlar burada? E burada devam ediyorum. 4K'da ordinatına bakıyorum. Eksi 2'den eksi 10'a azalmış. Eksi 10 eksi eksi 2. Eksi, 10 artı 2 yapıyor. Yani eksi 8 yapıyor. Eksi 8 olduğu için 8 azalıyor. 4K'da 8 azalmışsa K'da da 2 azalır. Ordinatta da 2 azaltacağım o zaman. Eksi 2'den 2 azaltacağım. Yani burası da eksi 2 eksi 2 noktası mı yaptı? Yani eksi 2 eksi 2 yaptı daha doğrusu burası. Eksi 2 2 yaptı. O zaman D noktasını ne bulduk? Hocam şurası artı 1 burası eksi 4 yaptı. Yani 1'e eksi 4 noktası yaptı. Şimdi A noktası kaç? 1'e 2. D noktası kaç? 1'e eksi 4. Bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. X'ler farkına bakıyorum 0. Yani dik üçgenden çıkmayacak. X'ler farkı 1 bir eksi 1'in karesi artı Y'ler farkı. 2 eksi eksi 4 yani 2 artı 4'ün karesi yapacaktır. 0 artı 36 36 yapar. Kök 36'ta kaç çıkar o zaman? 6 çıkar dostlar. Evet bazen de oranlamayı vermez. Açı ortay der. Açı ortayla bizim bulmamızı isteyebilir. Evet güzel bir soru. Örnek 41'de bu şekilde bulduk. Ve geldik bu dersin son sorusuna. Evet bu da çok güzel bir soru valla. Neden güzel olduğunu söyleyeceğim şimdi. Tabii ki üçgen bilgisi işin içinde varsa güzel oluyor dostlar. Uç noktaları A1 2 B7 e 6 olan bir tel parçası. Uç tarafından eşit uzunluklar belirlenip uç tarafından şöyle bir eşit uzunluk uç tarafından böyle bir eşit uzunluk belirleyip sonra bu telleri kıvırıyormuşum. Şöyle bir üçgen belirliyormuşum. Yani şunlar buraya kadar gelecek yani. Şunlar eşit, bunlar eşit. Bunu kıvırıp şöyle kıvırıyorum. Bununla böyle kıvırıyorum. Bak önceden böyleydi. Kıvrılmış hali buraya geldi. Önceden bak şurada böyleydi. Kıvrılmış hali buraya geldi. Yani şöyle bir üçgen oluşturdum. E hocam eşitti ya bunlar şöyle. Kıvrılmış tarafındaki o zaman bunlar da birbirine eşit olmaz mı? Olur. Hatta bunu şöyle bir animasyonda gör kardeşim. Evet sağdan soldan o kıvırıyoruz böyle. Kıvırdığımız zaman şu üçgen karşımıza çıktı. Ve burada önemli olan şey ne? Hocam buradan ve buradan eşit uzunluklar diyordu bize. Yani bu bir ikizkenar üçgen oldu arkadaşım. Büküldüğünde kenar uzunlukları çift tam sayı olan bir üçgen elde ediliyor. E kenar uzunlukları çift tam sayı. Bu arada bu iki noktayı niye vermiş? Bu iki nokta arasındaki uzaklığı ben bulabilirim. X'ler farkı nedir? Dik üçgenden çıkacak galiba. X'ler farkına bakıyorum. 7 eksi 1 6. 6'yı yazıyorum buraya. Y'ler farkına bakıyorum. Hocam Y'ler farkı da 6 eksi 2'den eksi 8 uzunluk olarak 8 yapar. 6 8 13 üçgenden burası 10 çıktı. Evet bu uzunluk 10 demek. Telin uzunluğu 10 olması anlamına geliyor. Selin uzunluğunun olması demek buradaki üçgenin çevresinin 10 olması anlamına geliyor. O zaman ben burada ne diyebilirim arkadaşlar? Bu kenar uzunlukları da bir çift tam sayıymış ya. O zaman çift tam sayıları düşüneceğiz. Mesela bu çift çizgi dediğimiz 2 olabilir mi? 2, 4. Buraya da kaç kaldı? 6 olur. Eğer 2 olursa arkadaş bak sorunun güzelliği şuradan geliyor. 6 toplamlarıyla 2 iki artı 2 ile 2 eksi 2 arasında değil. O yüzden 2 olamaz çift çizgi kenarı. Hocam 4 olabilir mi? 4 dersem 4 dersem burası 2 olur. O zaman 2'yi araya aldığımız zaman 4 artı 4 ile 4 eksi 4 arasında oluyor burası. Evet kenar uzunlukları 4, 4, 2 oldu dostlar. Süper bir soru. Bak iki durum var. Bir tanesi üçgen eşitliği sağlamadı. Hocam 6 olamaz mı? 6 yazarsam 6, 6, 12 yapıyor. Zaten çevresinin 10 yapması lazımdı. O da yapmadı dostum. Yani tek bir durum var böyle. Kenar uzunlukları çift tam sayı olan. Sadece 4, 4, 4, 2 durum var. Yani çift çizgi 4, çift çizgi 4. Burası da 2 birim uzunluğunda oldu. Şimdi buna göre telin büküldüğü noktaların koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş şuraya bir K diyelim. Şuraya da bir L diyelim. K ve L noktaları isteniyor. Şimdi A'dan başlayalım ve bu tarafa doğru gidelim. 1'den 7'ye ne kadar artmış? 6 artmış. 10'da bak 10'da 6 artmışsa eğer 1'de kaç artar? Hocam 1'de şu artar. 0,6 artar. Ama şuradan şuraya bakıyorum. 4'teki artışa bakacağım ben. Hapisi bulurken bir de 6'daki artışa bakacağım. 4'teki artış kaç olacak o zaman? 0,6 ile 4 çarparsam 6 kere 4 24 2.4 artar. 6'daki artışı ne yapar? 6 ile 0,6'yı çarparsam 3,6 36 yapıyor. 3,6 yaptı. Yani K noktası ne oldu o zaman arkadaşım? Apsisi 1'e kaç ekleyeceksin? 2.4 ekleyeceksin. Ee, L noktası ne yaptı? Apsise kaç ekleyeceksin? Yani 1'e 3.6 ekleyeceksin. Tamam. Devam edelim o zaman böyle. Ordinata bakalım şimdi. Hocam ordinata gelecek olursak 2'den eksi 6'ya 8 düşüş var. 8 düşüş 8 düşmüş 10'da 8 düşmüşse de kaç düşer 0,8 4'te 4 kere 8 32 3,2 düşer 6 kere 8 48 öbüründe de 4,8 düşer diyeceğiz o zaman sen burada 2'den ne çıkartacaksın arkadaşım 4,8 çıkartacaksın burada 4'te 2 eksi 4,8 oluyor burası sonra öbürü de ne oluyor 2'den e, 6'daki azalış neydi 4,8 4, pardon şurada 3,2 çıkartacağım şu 3,2 4'te 3,2 çıkartacağım bu 6'da kaç 4,8 azalıyor Altta da 4,8 azalıyor. Yani o zaman 2'den azaltacağım değil mi? Evet. Burası 3,2 idi. Burası da neydi? 2'den kaç azaltacağım? 4,8 azaltacağım. İşte sayılarımız bunlar yapıyor. Burada bizden ne isteniyor dostum? Burada da bizden telin büküldüğü noktanın koordinatları toplamı isteniyor. E bir tanesi 1 artı 2.4 ya da direkt yazayım mı buraya? Hadi yazayım. 1 artı 2.4 artı 2 eksi 3,2 artı 1 artı 3,6 artı 2 eksi 4, 8 mi yaptı? Evet. Şimdi bunları yazdık. O zaman burada toplamaları yapacak olursak 1 var, 2 var. 1 var, 2 var. Topla 6 yaptı. Hocam şu ikisi kaç yaptı? 6 yaptı. Artı 6 yaptı. Şu ikisi kaç yaptı? Eksi 8 yaptı. 12 eksi 8 de kaç yaptı o zaman? 4 yaptı. Şimdi burada olayı ya aslında virgüller çıktı burada karşımıza. Olayı daha da kısalaştırabilir miyiz? Tabii kısalaştırabiliriz. Şöyle ki. Şöyle ki. Hocam ben şurada dedim ya bir kere burası 1 artılı bir şey oldu. Olacak. Bak dikkat. Bak şöyle maviyle mi yeşille göster. Burası 1 artı soru işareti. 2 2 eksi soru işareti olacak değil mi? Evet. Ya da artış azalış şeklinde olacak. Neyse. Dur şunu yorumlarız. Bir, bir saniye yorumlayacağım. Hocam 10'da 6 artıyor ya. 1'de 0,6 artıyor ya. 4'te 2.4 artacak. Burada da 3.6 artacak. Hımm. O zaman 4'te ben 4'te yani k noktasını bulurken 1'de kaç arttıracağım? 0,6 arttıracağım. Burada da 1'e kaç arttıracağım? 1'e kaç arttıracağım 0,6. 2,4 arttıracağım değil mi? Evet. 4'te pardon. 4'te 2,4 arttıracağım. Altta da 3,6 arttıracağım. O zaman arkadaş bu ikisinin toplamı direkt ne yapıyor? Hocam bu ikisinin toplamı zaten 6 yapıyor. O zaman şu ikisinin toplamı 6 yapıyorsa şurada da artı birler de var. 8 mi yapıyor? Direkt bu toplamlara 8 diyebilirdik. Değil mi? Evet. Şu topladığımız zaman 8 diyebilirdik. Tamam. 8 diyelim. 8 koordinatları toplamından gittim bak. Sonra öbürüne bakacağım. Hocam şu 4'te 3,2 azalıyor. Bu da 4,8 azalıyor. Yani burada 2'den neyi azaltacağım arkadaşım? 4, 2'den 3, 2 azaltacağım burada. Burada da 2'den kaç azaltacağım? 4,8 8 azaltacağım. Hocam azalmalara bakacak olursak toplamda kaç yapıyor burası? 8 yapıyor. Eksi 8 yapıyor. Hocam burada da 4 var. O zaman 4 eksi 8. Eksi 4 mi yapıyor? Evet. Burada da eksi 4 geliyor toplamlarında. Topladığın zaman da kaç yapıyor? 4 yapıyor diyebiliriz. Bu da farklı bir yol dostum. Yani direkt buradaki noktaları böyle yazmayıp da artışına koordinatları toplamını da yazabilirdik. Ama bu bunu da yazarken de aslında o kadar da sıkıntı yaşamadık kardeşim. Burada ne yapıyoruz? Tekrar söylüyorum. Hocam burası 1 artılı. Burası da 1 artılı. Toplamda 2 geliyor. Sonra bu 2.4 artıyor. 3.6 artıyor. Toplamda o zaman 6 artıyor. O zaman 8'i böyle yazdık. Daha da kısalaştı bak. Cümlemi dinle. Sonra hocam bu ne yapıyor? 3,2 azalıyor 4'te. Öbürü de 4,8 azalıyor. Toplamda 8 azalıyor. Nereden 8 azalıyor? 2'den. Yani burada da 2'den 2'den toplamda 8 azalıyor. 2 artı 2 4 yapıyor. Toplamda da 8 azalıyordu. 4'ten de 8 çıkınca x4 çıktı. E, Koordinatla toplam x4 oldu. Sonra bunları da toplayınca x4 diye söyleriz. Ben bu yolu göstermeseydim büyük ihtimalle yorumlara yazacaktınız. Hocam şöyle de bir kısa yolu falan var diyecektiniz. Daha kısası varsa yazın diğer arkadaşlar da. Ben şu an şunu fark ettim. Diğer arkadaşlar da faydalansın dostlar. Evet böylelikle buraya kadar tamam. Burada bir burada bitirelim. Ay konuşamadım. Burada bitsin. Burada bitsin. Güzel ders işledik. Güzel şeyler gördük şuraya bakacak olursak. Yani aslında iki nokta arasındaki uzaklık çok artistik bulunuyor dik üçgenden bulunuyor. Ve bununla ilgili güzel sorular çözdük. Bak şu soru gerçekten çok güzel. Neredeki soru? Şuna dikkat et. Şu özellikle yıldızlık. Bu soru mükemmel bir soru arkadaşım. Sonra bu, sıra, bu soru da zaten sınavda çıkmış bir soru. Şu soru sınavda çıkmış bir soru. Ona da dikkat edersin. Bir de orta nokta ve belli bir oranda böldüğü zaman da formülsüz yapacağımızı da gösterdik aslında. Yani bu derste genelde soru tekniği falan gösterdik aslında gördüğün üzere. E o zaman olayı bitirdik galiba değil mi? O zaman ne diyoruz? 36. günün. Ne diyelim? Daha doğrusu ne diyelim? 36. günü İkinci dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.